Allah Allah. Kontrol benden gitti. Evet abi. Yavrum çıldırdın mı ya? Nefis bir atmosfer var. İzlanda'nın stadında Türkiye 3-1 önde ve durmuyoruz. Ve durmuyoruz. Uf! Uf! Uf, bunu görme. Bunu görme. Of 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 of. Neler oluyor neler? Neler oluyor neler? Neymiş öyle? Bazukayı çaktı. Bazukayı çaktı. Oy oy oy. İzlanda'yı yeniyor. Akşamki maçın simülasyonu. Mikrofonu toplayınız kardeşim. Tekrar ediyorum. Emekli Asubay Burak Satıbol Ayvalık'taki yazlığında akşamki maçın simülasyonuyla karşınızda değerli chat. İşte İzlanda Türkiye müsabakası bize ay yemezler, yemezler. Takım. Hayır abi, bunlar bu akşam mahvolacaklar çünkü. Ama bugüne kadar genelde evet, orada yenemedik bize ya. Karşı böyle bir üstünlerdi. Evet, orada yenemedik. Orta içeri doğru fakat Yusuf Yazıcı'da kaldı top. Tekrardan defansımız. Şimdi çıkıyoruz ama Oğuzhan'la. Bizim bu yeni milli takımımız gerçekten canavar. Umut veriyor. Zira başarıya aç. Avrupa tecrübesi olduğu için oyuncuların birçoğunun rakipten korkmak falan gibi durumları yok. Kimseyi küçümsemiyorlar. Yabancılarla oynamaya alışıklar. Gençler, dinamikler. Başlarında filozof bir teknik direktör. Ve bir böyle bir başarı motivasyonu da var yani. Fransa'yı yendikten sonra İzlanda ile oynamak başka bir şey tabii. Bir daha bir şöyle bir şey. Çok uzun zamandır bak bu kadar keyifli maçlar görmüyorduk abi. Çünkü şimdi bütün ülke birleşti yani. Yani milli takım olmayı seven bir takım görüyorum ben. Ay mesela. Ay! Aradan yağ gibi aktı. Güzel, ver pasını, at çocuğum, olmadı. Ne bekliyorsun peki bu akşam, skor söyle bana. Var mı? Ben 2-2 berabere diyorum. Ben 2-1 Türkiye diyorum abi. Beraberlik nefis bir skor. Bence hiç fena değil. Yenersek zaten of, bal kaymak. Ben 2-1 olacağını düşünüyorum. Of of of. Abi 4-1'i mi yeniyoruz? 4-1'i yeniyoruz şu anda. Benim İzlanda, mesela İzlanda cam çok iyidir biliyor musun onu? Allah aşkına. Tabii geliyorum son. Ha. Ne haber son? İyiyim son. Güzelmiş. Sen son? Zaten fena değil kanka son. Ne sen son ne ben son. Bravo. Ne biz. Akşam maç var son. Kaç kaç olur son. Bu son İzlandaca böyle bir dil çünkü. Abi çok az kişi oldukları için çok dili komik yapmamaya çalışmamışlar. Chetson, yani. Chetson. House of Gamers son. Canlı yayın son. O zaman... Biz gerçekten... Ah be. Biz gerçekten maçı izleyeceğiz değil mi akşam? Tabii tabii. Oh be. İzlemeyeceğiz mi? İzleyeceğiz değil mi? İzleyeceğiz, izleyeceğiz. Abi, evet, bütün Türkiye'nin seyrettiği işte. Maçı biz de seyretmeliyiz. Maçı izlemeden nasıl duralım? Abi bizim o zaman nevale lazım bize ya. Nevale? Cips mi? Cips falan değil mi? Cips mi? Bugün siparişini verdik evet, de. Evet, cips evet. Kuru yemiş, meyve. Cips falan gibi şeyler lazım. Sarı evet. Gazlı içecek. Gazlı içecek. Sarı kola evet bravo. Çay, bisküvi. Çay şart. Ben evden haşlanmış yumurta getirdim, beğenmişsin.
Abi ben dışarıda haşlanmış yumurta yemiyorum. Dışarıda mı yemiyorsun? Bu arada bu oyunda FIFA'da yani bizim milli takım korkunç kötü. Çünkü bu oyun yapıldığında da korkunç kötüydü zaten milli takım ya. Mesela şu andaki oyunculardan birçoğu yok tabii haliyle. Yalnız İzlanda deyince aklıma ne geliyor biliyor musun usta? İzlanda'da böyle buzdan oteller var. Hmm. Buz otel. Ha. Odalar buz. Buzdan yataklar buz. Uf, falan. Of, sezonluk mesela eriyor sonra tekrar yapıyorlar falan öyle. Bir şey diyeceğim bu İzlanda'nın nesi meşhur lan yakalım onu biz. Bir protesto etmeyecek miydik ya? Nasıl protesto ediyoruz biz bu İzlandalıları? Bakıyorum abi. Mesela Hollandalılar mesela uyuz olup portakal falan sıktık. İşte ne bileyim. İzlanda'nın eğitim sistemi meşhur. İstersen eğitim sistemini nasıl yakabiliriz? Gömelim. Yok yok hani böyle bir şey olması lazım ki biz onu yakalım, yiyelim, sıkalım falan. O fırça hikayesi ne abi? Bilmem hakim abi, olan var mı konuya? Ben hakimim. Emre Belözoğlu'nu maç şeyden iniyorlar havaalanında. Emre giderken tabii normal olarak bütün televizyon kanalları vesaire mikrofon uzatıyor Emre'ye şey almak için. Arada da bir tane tip. Densiz diyorsun. Densiz. Muhtemelen takip sayısını arttırmak Instagram falan gibi geyikler yüzünden. Bir tane tuvalet fırçası, bulaşık fırçası ne halsa işte. Onu uzatıyor mikrofon gibi. Cep telefonuyla bir taraftan da çekiyor Emre'nin demecini. Böyle Emre'yle beraber gidiyor ama diğer tabii kameraların arasında... Bir kendini bilmezin yaptığını da bütün İzlanda halkına mal etmeyelim. Asıl mesele o değil. Asıl mesele bizim asıl çocukların mesele orada inanılmaz bir şekilde gümrükte hani affedersin donlarına kadar denen aranmaları hikaye var. Bravo. Ya ve bu mesele şeydir bu. Yani bunu yaptılar mı seni aşağılamak olur ya bu. Bravo. Dünyanın neresine gidersen git. Doğru. Bir de bu milli takım maç için gelmiş. Zaten 150 bin kişisin sen orada. Değil. Hani Şişli kadar bile değilsin. Bravo. Falan neyin artistliği? Asıl hikaye o. Yoksa öteki hakikaten o herifin densizliği falan bir şey yani. O takipçi kasan bir bebe o yani. Ama evet, öteki o diplomatik olarak bir sorun. Bekletme hikayeleri eskiden bekletme çok sık yapılıyordu bize. Bekletme de değil abi. Soyuyorlar, ama çantayı açıyorlar, her şeye abi bakıyorlar. Kafir işte abi ya bu. Çok terbiyesizlik ya. Bir de spor kafir ya abi. Spor. Onlar sporcu. Milli maç yapmaya herhalde gelmişiz. Herhalde abi ve kaçıncıya bırakın gidiyoruz yani oraya. Bırakın yani işleri kovalamaya artık değil mi? Ve yani bir de Avrupa ülkesi falan hani güya bu bir şey o kafa falan. Bir de İzlanda. Evet zihniyet hani. Ya Avrupa'nın da mesela Avrupa'sı gibi. Evet yani. Şenol Güneş çok güzel konuştu yani ya. İzlanda'ya hiç yakıştıramıyorum ben böyle şeyleri ya. Şenol Güneş çok güzel söyledi abi. Ben dedi buraya dedi 30 yıl önce geldiğimde dedi hayran kaldım çok seviyordum dedi. Fakat dedi şey nüfusları büyümüş ama dedi kafaları küçülmüş herhalde. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi sana? Tamam. Bizim insanımız böyle şeyleri bir motivasyona çevirir. İşte mesele o abi. Bundan beslenir ve aynen biz mesela maça çıktığımızda aklımızda şimdi olacak. Evet. Daha bir sinirle. Evet yani. O yüzden çok daha başka bir hırsla oynayacağımızı yanlış yaptınız baby. Bravo. Yanlış yaptınız. İzlanda sen bilirsin canım. Bizi sinirlendirdiniz. Bunu sen istediğin İzlanda. Çok büyük hata bu. Bu bize yaramaz bu. Ne gereksizmiş ya hakikaten şimdi düşünüyorum da. Tabii abi. Bir de rakibi, bravo yani. Bir de rakibi hırslandırmaktan başka bir işe yaramaz ki bu yani. Niye yapıyorsun ki? Ne oldu mesela şimdi? Takım beklettin havaalanında ne oldu? Yoruldular mı mesela? Arkada bir oldu tane adam çizmişler tam Türk yani. Sana abi mesela bir avantaj olarak bu nasıl dönebilir ki yani? Saçmalık bu. Evet. Beni hırslandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani bizi kendi aramızda kenetlemekten başka hiçbir işe yaramaz. O yüzden yani başından sonra yanlış. Evet bravo hiç gerek yok.